temel pencere bileşenleri. Microsoft Office 2007 programlarında birçok özellik ortaktır. Bu bölümde bu özellikleri Excel 2007 programını kullanarak öğreneceksiniz. Burada öğreneceğiniz çoğu özelliğin Word, PowerPoint, Access ve diğer Office 2007 programları içinde geçerli olduğunu unutmayın. Şimdi Excel 2007 çalışma penceresinin elemanlarına kısaca bir göz atalım. Daha sonraki bölümlerde bu konular ayrıntılı olarak gösterilecektir. Pencerenin üst kısmındaki bölüme başlık çubuğu denir. Başlık çubuğunda açık olan çalışma kitabının adı ve ofis programının adı görüntülenir. Başlık çubuğunun sağ tarafında simge durumuna küçült, ekranı kapla ve kapat düğmeleri bulunur. Başlık çubuğunun sol tarafındaysa hızlı erişim araç çubuğu bulunur. Bu araç çubuğu Sık kullanılan komutları etkinleştirmek için düğmeler içerir. Başlık çubuğunun altındaki bölüme şerit denir. Şerit, programda çalışmak için gerekli olan tüm komut ve denetimleri içerir. Şerit bir dizi sekmeden oluşur ve her sekme belirli görevlere ayrılmış komut gruplarını ve denetimlerini içerir. Microsoft Office düğmesi şeridin sol üst köşesinde yer alır. Bu düğmeye tıklandığında Çalışma kitaplarını açma, kaydetme ve yazdırma gibi komutları içeren Microsoft Office menüsü açılır. Pencerenin alt kısmındaki bölüme durum çubuğu denir. Çalışma kitabında yapılan işlemlere bağlı olarak durum çubuğunda çeşitli açıklamalar görüntülenir. Ayrıca çalışma alanını yakınlaştırma veya uzaklaştırma için yakınlaştırma kaydırıcısı da Excel 2007'de durum çubuğuna taşınmıştır pencere merkezi, çalışma alanı olarak adlandırılır. Tüm kitabın sadece bir kısmı çalışma alanında görüntülenebilir. Dikey ve yatay kaydırma çubuklarını kullanarak, çalışma kitabının diğer alanlarını da görüntüleyebilirsiniz. Şimdi, tüm bu elemanları ayrıntılı olarak inceleyelim. Ofis menüsünü keşfetme Excel 2007 programında, eski Microsoft Office programlarında olan, ve dosya menüsünde görmeye alıştığınız yeni, kaydet, yazdır gibi komutlara pencerenin sol üst köşesindeki Microsoft Office düğmesine tıklayarak erişebilirsiniz. Microsoft Office düğmesine tıklandığında açılan menü Microsoft Office 2007 için oluşturulmuş Microsoft Office menüsüdür. Microsoft Office menüsü 3 bölümden oluşur. Menünün sol tarafında komutlar listelenir. Her komut belirli bir simge ile temsil edilir. Menünün sağ tarafındaysa yeni açılmış olan çalışma kitapları listelenir. Bu bölümle çalışma kitaplarınıza hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Menünün sağ alt köşesindeki iki düğmeden Excel seçenekleri düğmesi Excel 2007 programının bazı özelliklerini değiştirmek için, Excel'den çık düğmesi ise programı kapatmak için kullanılır. Bir komut üzerinde fare işaretçisiyle beklendiğinde, komut ile ilgili ekran ipucu görüntülenir. Ekran ipucu, Microsoft Office 2007 ile birlikte sadece komutun adını değil, komutun kısa bir açıklamasını da sunar. Komutlara ekran ipuçlarında gösterilen tuş kombinasyonları ile de erişebilirsiniz. Bu tuş kombinasyonu, klavye kısayolu veya kısayol tuşu olarak da adlandırılır. Komutu tıklama yerine bu kısa yol tuşunu kullanarak da komutu çalıştırabilirsiniz. Dikkat ederseniz bazı komutlarda sağ ok işareti bulunur. Bu ok işareti komutla ilişkili alt komutlar olduğunu belirtir. Fare işaretçisi ile farklı kaydet komutu üzerine gelindiğinde menünün sol tarafında alt komutlar listelenir. Alt komutları çalıştırmak için komut üzerine tıklamalısınız. Farklı kaydet komutuna tıklandığında Farklı Kaydet iletişim kutusu açılır. Bu iletişim kutusu açık olan çalışma kitabını farklı bir türde, farklı bir isimde ve farklı bir konumda kaydetme olanağı sağlar. Şeritle çalışma. Microsoft Office programlarının önceki sürümlerinde komutlar, düğmeler ve diğer denetimler menüler ve araç çubukları halinde düzenlenmişti. Bir menü adı, o menünün içerdiği komutların genel işlevleriyle ilgiliydi. Ama belirli bir komutu bulmak her zaman kolay olmuyordu. Bu yüzden Microsoft Office'in yeni sürümünde menüler ve araç çubukları yerlerini şerit adı verilen tasarıma bırakmıştır. Basitçe söylemek gerekirse Microsoft şeridi kullanıcılar komutları daha kolay bulabilsinler diye tasarlamıştır. Şerit üzerinde en çok kullanılan komutlar soldan sağa doğru gruplandırılmıştır. Şeritte kullanılan bir başka görsel ipucuysa düğme boyutudur. Şeritte daha sık kullanılan komutlar büyük boyutta düğmelerle, az kullanılan komutlar ise küçük düğmelerle görüntülenir. Şerit belirli sekmelere bölünmüştür ve her sekme kendine özgü komutlar ve denetimleri içerir. Örneğin, giriş sekmesi kullanıcının sıklıkla kullanacağı biçimlendirme komutlarını içerir her sekme belirli başlıklar altında komutları içeren gruplara bölünmüştür. Örneğin, yazı tipleri giriş sekmesinde, çalışma kitabı içerisindeki verilerin görünümünü biçimlendirmek için gerekli olan komutların toplandığı gruptur. Komutlar üzerinde fare işaretçisi ile beklendiğinde, komut ile ilgili bilgilerin gösterildiği ekran ipucu gösterilir. Bir düğmeye tıklamak, düğme ile ilişkilendirilmiş komutu etkinleştirir. Örneğin, kalın düğmesine tıklandığında, çalışma kitabında seçilen veriye kalın biçimi uygulanır. Şerit üzerinde bir düğmenin veya kutunun yanında göreceğiniz oku tıklamanız, o nesne ile ilgili daha fazla seçeneğin görüntülenmesini sağlar. Yazı tipi aracının aracının yanındaki oku tıkladığınızda bir liste açılır. Bu liste, veriye uygulanabilecek tüm yazı tiplerini görünümleri ile birlikte listeler. Bir yazı tipinin ismini tıkladığınızda, tıklanan yazı tipi veriye uygulanır ve liste kapanır. Seçim yapmadan listeyi kapatmak için Escape tuşuna basabilirsiniz. Birçok grubun sağ alt köşesinde İletişim Kutusu Başlatıcısı adında küçük düğmeler bulunur. İşaretçinizi bir iletişim kutusu başlatıcısının üzerine getirdiğinizde işleviyle ilgili detayların bulunduğu bir ekran ipucu açılır. Hücreleri biçimlendir iletişim kutusu yazı tipi grubunda bulunan komutlarla birlikte diğer gruplarda bulunan komutları da içerir. Örneğin, hücreleri biçimlendir iletişim kutusunda hizalama grubundaki komutlar da bulunur. Bu iletişim kutularıyla çeşitli seçenekler seçilebilir ve bunları teker teker uygulamak yerine hepsini birden uygulayabilirsiniz. Bazı başlatıcılar açık kalan bölmeler açar. Örneğin, Pano grubundaki başlatıcı pano görev bölmesini açar. Ofis panosu, Excel programında veya herhangi bir programda kopyalanan veriler için bir depolama alanıdır. Buradaki veriler bir yere yapıştırılıncaya kadar veya siz onları çıkartıncaya kadar bu bölmede kalır. Bölme ile işiniz bittiğinde kapat düğmesine tıklayarak kapatabilirsiniz. Şimdiye kadar varsayılan şerit üzerinde çalışmalarımızı yaptık şerit size gerektiğinde görüntülenen bağlamsal sekmeler sunar. Bu işlev, ihtiyacınız yokken göreve özel komutları ortalıktan kaldırarak arayüz karışıklığını azaltmaya yardımcı olur. Örneğin, çalışma kitabındaki şekil seçildiğinde çizim araçları üst sekmesi ve ona bağlı biçim sekmesi görüntülenir. Biçim sekmesi ile şekilleri biçimlendirebilir ve düzenleyebilirsiniz. Şekil stilleri grubu ile seçilen şekle galeriden stil uygulayabilirsiniz. Galeride birkaç stil gösterilir. Kaydırma oklarını kullanarak diğer stilleri görebilir veya diğer düğmesine tıklayarak tüm stilleri görüntüleyebilirsiniz. Stil üzerinde fare işaretçisiyle beklendiğinde, şekil üzerinde ilgili stilin ön izlemesi görüntülenir. Şekil haricinde bir yer seçildiğinde, çizim araçları sekmesi şerit üzerinden kaldırılır. Eğer daha geniş bir çalışma alanı istiyorsanız şeridi gizleyebilirsiniz. Şeridi gizlemek için sekme adı üzerine çift tıklamalısınız. Şerit gizlendiğinde sadece sekme isimleri görüntülenir ve sekme ismine tıklandığında sekme komutlarını görebilirsiniz. Şeridi tekrar sabit halde tutmak için sekme ismine tekrar çift tıklamalısınız. Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirme Hızlı erişim araç çubuğu birkaç istisna dışında bildiğimiz araç çubuklarına çok benzer. Eski araç çubuklarının aksine hızlı erişim araç çubuğunu şeridin altına veya üstüne yerleştirebilirsiniz. Ek olarak hızlı erişim araç çubuğunu kapatamaz ve kaldıramazsınız. Şerit üzerinde veya Microsoft Office menüsü içerisindeki komutları bulup kullanma yerine hızlı erişim araç çubuğundan bu komutlara daha hızlı erişebilirsiniz. Hızlı erişim araç çubuğunda varsayılan olarak 3 düğme bulunur. Bunlar Kaydet, Geri Al ve Yinele düğmeleridir. İhtiyacınıza göre hızlı erişim araç çubuğuna düğmeler ekleyebilirsiniz. Şerit üzerindeki standart komutlardan seçebileceğiniz gibi bağlamsal sekmelerden de komutlar seçebilirsiniz. Şimdi hızlı erişim araç çubuğuna Aç düğmesi ekleyelim. Araç çubuğunun sağındaki ok işareti tıklandığında, hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir menüsü açılır. Bu menü, araç çubuğuna eklenebilir sık kullanılan komutları listeler. Eğer, açılan menüde eklemek istediğiniz komut görünmüyorsa, diğer komutlar seçeneğe tıklanarak tüm komutlara erişebilirsiniz. Şeridin altında göster seçeneği ile, Hızlı erişim araç çubuğunu şeridin altında ayrı bir çubukta görüntüleyebilirsiniz. Şeridi simge durumuna küçült seçeneği ise şeridi sadece sekme isimleri görünecek duruma getirir. Aç komutunu hızlı erişim araç çubuğuna eklemek için aç komutu seçilir. Bu işlem sonucunda aç düğmesi hızlı erişim araç çubuğuna eklenmiş olur. Bir dahaki sefere çalışma kitabını açmak için Microsoft Office menüsü yerine bu düğmeyi kullanabilirsiniz. Hızlı erişim araç çubuğundan bir düğme kaldırmak için Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştir menüsünden kaldırmak için istenen komuta tıklanır ve ona işareti kaldırılır. Düğmeyi kaldırmak için bir diğer yolsa düğme üzerine sağ tıklayıp hızlı erişim araç çubuğundan kaldır komutunu seçmektir. Gördüğünüz gibi aç düğmesi kaldırılır. Office 2007 programları ile çalışırken sık kullandığınız komutları hızlı erişim araç çubuğuna ekleyerek daha hızlı çalışabilirsiniz. Klavye ipuçlarıyla çalışma. Komutlara hızlı erişimi sağlamak için hızlı erişim araç çubuğunu kullanmanın yanında klavye ipuçlarını da kullanarak şerit üzerinde bulunan hemen hemen her komuta erişebilirsiniz. Kontrol ile başlayan kısa yol tuşları, Office 2007 sürümünde kullanılmaya devam etmektedir. Office 2003'teki kısa yol tuşlarına ek olarak, Office 2007 sürümünde görüntülenen her denetim, ilişkili bir klavye ipucu içerir. Klavye ipuçları, klavye kısa yollarına benzer. Kullanılabilir tüm klavye ipuçlarını, alt tuşuna basarak görüntüleyebilirsiniz. Alt tuşuna bastığınızda, Ekranın birçok alanında küçük sayı ve harf simgeleri görüntülenir. Seçilen tuşa basılması ekranda sayı veya harf ile gösterilen denetimi etkinleştirir. Örneğin, sayfa düzeni sekmesindeki sayfa yapısı grubundaki kenar boşlukları denetimine erişilmek istendiğinde önce alt tuşuna, ardından Y tuşuna ve son olarak da K tuşuna basmanız gerekmektedir. Böylece fareyi hareket ettirmeden sadece alt, y ve k tuşlarına basmak sizi istediğiniz denetime götürmüş olur. Bu yöntem sık kullandığınız işlemler için doğru tuşları öğrendiğinizde size inanılmaz derecede hızlı bir komut erişimi sağlayacaktır. Durum çubuğunu kullanma. Şimdi durum çubuğunu yakından inceleyelim. Excel penceresinin alt tarafında yer alan durum çubuğu çalışma alanınızda ne olup bittiği ile ilgili bilgileri gösterir. Örneğin, Excel çoğu zaman durum çubuğunun sol ucunda "Hazır" kelimesini görüntüler. Hücreye yazı yazdığınızda durum çubuğunda "Gir", içinde veri olan bir hücreye çift tıkladığınızda ise "Düzenle" kelimelerini gösterir. Durum çubuğunu üzerinde herhangi bir yeri farenin sağ düğmesiyle tıklayarak seçeneklerle dolu durum çubuğunu özelleştir menüsünü açabilirsiniz. Durum çubuğunu özelleştir menüsünde yanlarında ona işareti olan tüm komutlar varsayılan olarak açık durumdadır. Bu menüdeki komutların birçoğu neyin seçilmiş olduğuna bağlı olarak değişik türde bilginin gösterilmesini denetler. Hücre modu az önce bahsedilen hazır, gir, düzenle göstergelerinin adıdır menünün son 3 komutu, durum çubuğunun sağ ucundaki öğelerin gösterilmesini açıp kapatır. Durum çubuğunda ayrıca veriler ile çalışırken işinizi kolaylaştırabilecek işlemler de görüntülenir. Ortalama seçeneği, seçilen dizinin ortalamasını, say seçeneği, seçilen dizideki içinde veri olan hücre sayısını, sayısal sayım seçeneği, seçilen dizideki içinde sayısal veri olan hücre sayısını, en az seçeneği, dizi içindeki en küçük veriyi, en fazla seçeneği, dizi içindeki en büyük veriyi, toplam seçeneği ise seçilen dizinin toplamını gösterir. Örneğin, bir veri dizisi seçildiğinde, bu dizinin toplamı, en büyük ve en küçük değerleri, ortalaması gibi bilgiler durum çubuğunda gösterilebilir. Durum çubuğunun sağ tarafında çalışma kitabını görüntülemek için düğmeler bulunur. Bu düğmeler, çalışma kitabı görünüm özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Bunlar normal, sayfa düzeni ve sayfa sonu izleme görünümleridir. En sağ uçta bulunan yakınlaştırma kaydırıcısını çalışma alanını yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kullanabilirsiniz. Yakınlaşma düzeyini değiştirmek için üç yöntem vardır. Bunlardan birincisi, yüzde işaretine tıklandığında açılan yakınlaştır iletişim kutusunu kullanma, ikincisi yakınlaştırma kaydırıcısını fare ile sağa veya sola sürükleme, sonuncusu ise eksi ve artı düğmelerine fare ile tıklamadır. Yardım alma her program, programla ilgili konuları içeren bir yardım sistemi içerir. Office 2007 programları ile çalışırken, bir işlemi gerçekleştirmek için ek yardım gerekebilir. Microsoft, Excel yardım sistemini daha az rahatsız edici, daha çok kapsamlı, daha kolay kullanılır bir hale getirmiştir. Excel yardım sistemini açmak için F1 fonksiyon tuşunu, veya şeridin sağ tarafında bulunan yardım simgesine tıklamalısınız. Açılan pencerenin sağ alt köşesinde Office Online'a bağlı etiketine dikkat edin. Bu etiket bağlantı durumunuzu belirtir. İnternete bağlı bir bilgisayarda çalışıyorsanız yardıma ihtiyaç duyduğunuzda Office Online'ın sunduğu kaynaklardan arama yapabilirsiniz. İnternete bağlı değilseniz Microsoft Office'in bilgisayarınıza kurduğu yardım dosyalarında arama yapabilirsiniz. Office Online'dan gelen bilgileri görüntülemek istemezseniz, bağlantı durum etiketine tıklayın ve yalnızca bu bilgisayardan içerik göster seçeneğini seçebilirsiniz. Office Online'da arama yaparken arama yapılacak yardım türünü de seçebilirsiniz. Kapsamı ve konumu belirlemek için Ara menüsünden bir öğe seçmeniz bunun için yeterlidir. Belirli bir terim veya konu ile ilgili bilgi aramak için ara kutusuna terimi veya konuyu yazıp ara düğmesine basabilirsiniz. Yardım penceresinin konumunu ve boyutunu ayarlayabileceğiniz gibi yardım penceresini en üstte tutmayı da seçebilirsiniz. Böylece bir uygulamada çalışma gerçekleştirilirken bile yardım penceresi görünür ve kolayca erişilebilir. Yardım penceresinin üst tarafındaki içindekiler tablosunu göster düğmesini tıklayarak pencerenin solundaki bir bölmede içindekiler tablosunu görüntüleyebilirsiniz. Yardım penceresinin üst tarafındaki diğer denetimler ise bir internet tarayıcısındaki denetimlere benzer. Geri, ileri, dur, yenile ve giriş düğmeleri yardım konuları içinde gezinmeyi kolaylaştırır. Bölüm sonu. Excel 2007 programında eski Microsoft Office programlarında olan ve dosya menüsünde görmeye alıştığınız yeni kaydet, yazdır gibi komutlara pencerenin sol üst köşesindeki Microsoft Office düğmesini tıklayarak erişebilirsiniz. Microsoft Office düğmesine tıklandığında açılan menü Microsoft Office 2007 için oluşturulmuş Microsoft Office menüsüdür. Bir komut üzerinde fare işaretçisi ile beklendiğinde, komut ile ilgili ekran ipucu görüntülenir. Ekran ipucu, Microsoft Office 2007 ile birlikte sadece komutun adını değil, komutun kısa bir açıklamasını da sunar. Microsoft Office programlarının önceki sürümlerinde komutlar, düğmeler ve diğer denetimler menüler ve araç çubukları halinde düzenlenmişti. Bir menü adı o menünün içerdiği komutların genel işlevleriyle ilgiliydi. Ama belirli bir komutu bulmak her zaman kolay olmuyordu. Bu yüzden Microsoft Office'in yeni sürümünde menüler ve araç çubukları yerlerini şerit adı verilen tasarıma bırakmıştır. Basitçe söylemek gerekirse, Microsoft şeridi kullanıcılar komutları daha kolay bulabilsinler diye tasarlamıştır. Şerit belirli sekmelere bölünmüştür ve her sekme kendine özgü komutlar ve denetimleri içerir. Örneğin, giriş sekmesi kullanıcının sıklıkla kullanacağı biçimlendirme komutlarını içerir. Hızlı erişim araç çubuğu birkaç istisna dışında bildiğimiz araç çubuklarına çok benzer. Eski araç çubuklarının aksine hızlı erişim araç çubuğunu şeridin altına veya üstüne yerleştirebilirsiniz. Ek olarak hızlı erişim araç çubuğunu kapatamaz ve kaldıramazsınız. Şerit üzerinde veya Microsoft Office menüsü içerisindeki komutları bulup kullanma yerine hızlı erişim araç çubuğundan bu komutlara daha hızlı erişebilirsiniz. Hızlı erişim araç çubuğu birkaç istisna dışında bildiğimiz araç çubuklarına çok benzer. Eski araç çubuklarının aksine hızlı erişim araç çubuğunu şeridin altına veya üstüne yerleştirebilirsiniz. Ek olarak Hızlı erişim araç çubuğunu kapatamaz ve kaldıramazsınız. Şerit üzerinde veya Microsoft Office menüsü içerisindeki komutları bulup kullanma yerine hızlı erişim araç çubuğundan bu komutlara daha hızlı erişebilirsiniz. Excel penceresinin alt tarafında yer alan durum çubuğu çalışma alanınızda ne olup bittiği ile ilgili bilgileri gösterir. Excel penceresinin alt tarafında yer alan durum çubuğu, çalışma alanınızda ne olup bittiği ile ilgili bilgileri gösterir. Her program, programla ilgili konuları içeren bir yardım sistemi içerir. Office 2007 programları ile çalışırken, bir işlemi gerçekleştirmek için ek yardım gerekebilir. Excel yardım sistemini açmak için F1 fonksiyon tuşunu veya şeridin sağ tarafında bulunan yardım simgesine tıklamalısınız.